TRK X'e göre. Şimdi arama. Üzerindeki lastiklerle alakalı hiçbir fikrim yok ama şu an işin ideal. Adamım yapma bari, bana yapma ya. Ondan sonra motorcuları nasıl savunacağız lan? Evet, şimdi balcı motora geldik. Eğer haritadaki yeri doğruysa. Lan ne balcı motoru ya, blue motoru ya. Lan balcı diye. Ya bende de bir şey takıldığı zaman takılıyor anasatayım ya. Şimdi hedefim solda. Nerede abi? Ha şurada. Tamam, senin girişin nerede abi sen? Şöyle gireceğiz o zaman. Böyle mi lan? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi kapatalım. Şu anda Blue motordayız. Çok merak ettim. Bu Benelli. Benelli'yi bir tanesi satın almış. Zaten satın almış bu vesaire vardı. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda neredeyiz? Blue motor. Şu Benelli'nin yerine geçecek motor şirketi bir denemeye karar verdim. Bak, bizim aslan parçası da burada. Evet bak, şöyle bakayım. Telefon şarj oluyor. Şimdi STR800X. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Motor bu şekilde. Şunu biraz ileri alayım. Evet. Ana. Yok abicim. TRK X
O kadar alışmışım ki TRKX'e. Bunu nereye asacağım lan ben? Neyse cebime sokayım. Şunu koyacak bir yer. Şu da kalsın da cebimde şey yapıyor ya. Sağ olsun. Abi ilk bakışta ama koltuğu bayağı bir rahatsız ya. Hani TRKX'e göre. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı bir yukarıda kaldı. Bacağı güzel şey yapıyorsun. Ama alışınca güzel lan. Şimdi hakkımı yemeyelim. Bunun şeyi daha rahat. Ama uzun yolda bence o. Bak bu şehir içinde daha güzel gidiyor ama kilometresini sordum. Abi yok yok ben Benelli'den TRK X'ten sonra beni alacağım motor GS. Bak bunun da gidişi güzel yani ha. Kaybetmeyiz değil mi lan oraya? Ay çok diri bir motor ya. Otogar çevre yoluna doğru gideyim. Yani güzel diri bir motor böyle biraz. İkinci viteste bunu yapıyor. Bak böyle dikkat yapmak istemiyorum. Ki 80. Şimdi ben bir yerden dönmem lazım. Nereden döneceğim? Şuradan döneyim. Ha yok Topkapı şey yapayım ya. Topkapı'ya dolaşayım. Aynen öyle. Sonuçta almayı düşündüğümüz bir motor. Ama bunda da çok az bir titreşim var. Ama kükrüyor baksana. Ba nasıl gidiyor? Mesela üçüncü testten nasıl? Çok sus kalıyor mu?
Şimdi Ankara Edirne. Ben Topkapı'dan gireceğim. Oradan öyle yapacağım. Mecbur. Yani sadece TYK X biraz titreşimli, metreşimli ama en azından böyle oturma pozisyonu vesairesi biraz sanki bundan rahat gibi. Ya tamam, bu Atik. Daha sporcu bak. Şimdi açık söyleyeyim mi? Bu da güzel bir motor. Yani çok genç ve diri. Yani tamamen böyle şey gibi, yani böyle taze taze. Ama TRK 502X'e de bir ağırlık var böyle. Baksana bundaki ses böyle. Frenler de iyi. Ya gerçekten iyi bir motor. Ben belki TRK X'i satarım. Bununla da bir süre sürüş yaparım ya. Tutma açısı, yani şunları tutma var ya, daha rahat ya. Bak, daha sana yakın. TRK'da biraz daha şey yapıyorsun. Üzerindeki lastiklerle alakalı hiçbir fikrim yok ama şu an için ideal. Yani Akis mi yazıyordu üzerlerinde, ne? Gerçekten yani şu kol tutuşu özellikle yakın ya. Ama titreşim aynı. Titreşim aynı yani. TRK 500X de bu.
Buna biraz vites ayarı gerekiyor. Vites çok şeyde. Ama yani güzel bir makine ya. Bak gayet güzel. Abi debriyajı ayarsız ya, debriyajı ayarlamam lazım, birden bire kalkıyor lan. Ama yormuyor bak. Şeyde bir yorulma oluyor. Şeyde bir yorulma oluyor. TRKX'te bir yorgunluk oluyor. Bunda yorgunluk da yok. Çünkü niye biliyor musun? Burası yakın. Sana böyle kolun böyle. Bu Brembo. Brembo'lu muydu bu? 40-50. Şimdi Brembo fren sistemi ile Brembo'suz fren sistemi arasında 40-50 bin lira bir fark var dedi. Bu 3 aşağı 5 yukarı, bunun fiyatı 280-290 binlerde. Tabii ki ama aksesuarsız, boş. Motorun oturuşu ilk başta bana rahatsız geldi ama hani şu anda alıştım ve şu gidonun yakın olması gayet güzel. İnanılmaz güzel yani, o kadar rahat kullandım ki. TRKX beni biraz yoruyor ama TRKX bundan bir tık daha konforlu gibi geldi. 3 aşağı 5 yukarı hızları aynı. Bu herhalde bir 30-40 km daha hızlı gidiyor. Hızdan ziyade güç olarak da, tork olarak da, ama baksana. Bak. Yani motor gerçekten kükrüyor. Şimdi TRKX bundan açıkçası büyük duruyor. Bunun bak şuraları falan boş. Belki de ondan dolayıdır. Ama aha. Bunda da aynı şey oldu. Bu da aynı şey yaptı. Bazen TRK da öyle yapıyor. Pıt yapıyor, stop ediyor. Ya ben şu TRKX'i iyice bir alıştırmalarımı yapayım. Lastiğim patlamış, lastiğim. Lastik gitmiş, lastik. Arka lastiğin gitmiş, patlamış ha. Ha, şişir. Ben herhalde şöyle yapacağım. TRKX'e iyice böyle alışmalarımı yaptıktan sonra herhalde bir 1250 GS ancak bizi patlar. Debriyaj ayarı lazım buna. Debriyajı biraz ayarsız.
kalan şeyleriyle ilgili bir şey demiyorum, gayet hoşuma gitti. Hani diğer 800'lük motorla böyle midir? Evet, durum bu. Gagası biraz yüksek. Biraz böyle çatık kaşlı duruyor. Onun bakışları biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi SRD 800. Değil mi? SRT 800. Evet, bunun testini yaptık. Motor biraz genç, diri duruyor. Ama malzeme kalitesi TRK X'ten ya Benelli'den biraz şey. Artı selesi biraz sert. Artı şu gidon bu önde. O yüzden kullanımı rahat, burada bir ayar yeri de varmış ama burası boş. Ya bir de şeysiz, aksesuarsız. Yani çanta koyma demiri vesairesi var. Şimdi biri arıyor beni. Kim arıyor acaba? Tekrardan arayayım. Evet. Ama benim şahsi fikrim şu. Yani bak, bu böyle biraz büyük gösteriyor. Bu ağır abi gibi duruyor. Şimdi ne yapayım? Şu ileriden mi döneyim? Aynen, ileriden döneyim. Bu ağır abi gibi duruyor. O biraz şey duruyor. Genç çocuk gibi duruyor. Farları cik geldi gözüme. Farları Trump'a benziyor herhalde ya.